1983'ün bir sonbahar gününde Karen Bebe adlı bir kadın, arkadaşı Susan'ın telefonlarına bir hafta boyunca cevap vermemesi üzerine endişelenmeye başladı. Her şeyin yolunda olup olmadığını görmek için Susan'ın evine giden Karen, Susan'ın evinin kapısının kilitli olmadığını gördü. Bir şeylerin ters gittiğini hisseden Karen, evi kendisi kontrol etmeden hemen polisi aramaya karar verdi. Susan Humphrey 38 yaşındaydı. 1983 yılında 1,5 yaşındaki kızı Shane ile birlikte memleketi Fort Lauderdale, Florida'dan taşındı. O sırada Susan, Paul Humphrey adında bir adamla yaptığı kısa süreli evliliğin ardından boşanma işlemlerini sürdürüyordu. 8 Kasım sabahı Susan'ın arkadaşı Karen Bebe, polisi arayarak Susan'dan bir haftadır haber alamadığını ve işe gelmediğini bildirdi. Karen'a göre kendisi, Susan'ın evine vardığında evin ön kapısının kilitli olmadığını gördü. Yüksek sesle Susan'a seslenmişti. Ancak hiçbir yanıt alamamıştı. Karen, Susan'ın başına bir şeyler geldiğinden şüpheleniyordu. Ama eve tek başına girip kontrol etmeye korkuyordu. Olay yerine gelen polis memurları önce sokaktan Susan'ın yatak odasının penceresine baktılar. Mücevher kutusunun yerde olduğunu ve kişisel eşyalarının birçoğunun odanın etrafına dağılmış olduğunu gördüler. Susan'ın evine girdiklerinde polis memurları bir suçla karşı karşıya olduklarını hemen anladılar. Çünkü evin içerisinden korkunç bir ceset kokusu geliyordu. Evin mutfak bölümüne girdiklerinde ise Susan Humphrey'nin cansız bedenini kanlar içinde yerde yatarken gördüler. Susan'ın cansız bedeninde pantolonu ve iç çamaşırı indirilmişti. Susan'ın boynuna bir telefon kablosu dolanmış ve göğsünde bir bıçak vardı. Bu korkunç cinayetin faili bıçağı Susan'ın göğsüne oldukça kuvvetli saplamış olmalı ki bıçağın ahşap sapı bile bıçaktan ayrılmıştı. Ne yazık ki Susan'ın evindeki dehşet verici bulgular bununla da bitmedi. Polis memurları evi incelerken Susan'ın yatak odasına girdiler ve orada bir çocuk yatağı gördüler. Yatağın içinde 1,5 yaşındaki kızı Shane'in cansız bedeni yatıyordu. Shane'in cansız bedenini inceleyen polis memurları herhangi bir yara izine rastlamadıklarından dolayı Shane'in ölüm nedenini ancak tıbbi bir muayene ile belirleyebilirdi. Dedektifler Rick Rice ve Rich Martin olay yerine gelerek Susan'ın evini dikkatle incelediler. Tüm evin sanki bir soygun yapmaya çalışmış gibi dağınık olduğunu, ancak failin etrafa saçılmış eşyalardan değerli bir şey çalmadığını tespit ettiler. Dedektifler ayrıca eve zorla girildiğine dair hiçbir iz olmadığını, yani Susan'ın failinin eve girmesine izin verdiğini tespit etti. Bunun ise iki nedeni olabilirdi. Susan ya adamı tanıyordu ya da bu kişinin tehlikede olabileceğini düşünmüyordu. Failin olay yerine bırakmış olabileceği kanıtları araştıran dedektifler sadece birkaç parça kanıt buldular. Susan'ın cansız bedeninin iç çamaşırında Susan'a ya da kızına ait olmayan kısa, kızıl bir saç teli bulundu. Bu, dedektiflerin ilk soruşturmada kullanabilecekleri tek kanıttı. Dedektifler ölen kadının ve kızının cansız bedenlerini tıbbi incelemeye gönderdi ve tanıklarla görüşmeye başladılar. Öncelikle hayatını kaybeden Susan'ın arkadaşı olan Karen Bebe ile konuştular. Karen'a göre kendisi en son Susan'la bir hafta önce telefonda konuşmuştu. Telefonda konuştukları sırada Susan'ın evinin kapı zili çaldı. O anda Susan, Karen ile konuşmasını yarıda keserek kimin geldiğine bakmaya gitti. Karen, Susan'ın müsait olduğunda kendisini aramasını bekliyordu. Ancak geri dönüş olmadı ve o noktadan sonra Susan telefonlara cevap vermeyi tamamen bıraktı. Dedektifler, Susan'ın evinin kapısını açtığı adamın katil olduğuna ve cinayetin bir hafta önce işlendiğine ikna oldular. Susan'ın cansız bedeninin bütün hafta boyunca evinin mutfağında yatmış olması, olay yerindeki kanın çoktan kurumuş olduğunu doğruluyordu. Dedektiflerin failin kimliğini ve cinayetin nedenini bulmaları gerekiyordu. Karen'ı Susan'ın özel hayatı hakkında sorguladılar. Evliliğinin ve boşanmasının ardında pek de iyi bir hikaye olmadığını öğrendiler. Susan'ın eski kocası Paul Humphrey adında bir adamdı. Paul, Vietnam Savaşı gazisiydi. Agresif, öfkeli ve çok fazla alkol tüketiyordu.
Karen, Susan'ı bu adama bulaşmaması konusunda uyarmıştı. Ancak kısa süren romantik ilişkileri Susan'ın kazara hamile kalmasına yol açtı. Hamilelik nedeniyle Paul ve Susan evlenmeye karar verdiler. Evlilikleri sırasında Paul, Susan'a boşanmaları durumunda Paul'un Susan'a hiçbir şey ödemeyeceğini belirten bir evlilik öncesi anlaşma imzalattı. Evlendikten kısa bir süre sonra Shane adında bir kızları oldu. Ancak aile hayatı Hanvi çifti için hiç de iyi gitmiyordu. Paul, Susan'a sert davranıyor ve hatta ona fiziksel güç uyguluyordu. Tabii ki boşanmalarının nedeni buydu. Boşanma davası açan Susan, evlilik öncesi anlaşmayı baskı altında imzaladığını mahkemeye kanıtlamayı başardı. Böylece yargıç, evlilik öncesi anlaşmayı geçersiz saydı ve Paul'un Susan'a kızları için 150 bin ile 180 bin dolar arasında nafaka ödemesine karar verdi. Paul oldukça varlıklı bir adam olmasına rağmen yine de bu kadar büyük bir meblağ parayı ödemek istemiyordu. Bu bilgi, dedektiflere Paul'un Susan'ın öldürülmesiyle doğrudan bir ilgisi olabileceğini düşünmeleri için sebep verdi. Varsayımları, Paul'un çocuğuna zarar vermek istemesinin pek mümkün olmadığı gerçeğiyle çelişiyordu. Dedektifler, olay hakkında konuşmak üzere Paul Hanvi ile temasa geçtiler. Sorgulama sırasında Paul, onlara Susan'ın öldürülmesiyle hiçbir ilgisi olmayacağına dair kanıtlar sundu. Çünkü suçun işlendiği gün Paul, 3500 kilometre uzaklıktaki bir hastanede ayak bileğinden ameliyat oluyordu. Paul'u ameliyat eden cerrahlar, Paul'un sözlerinin doğruluğunu teyit etti ve dedektifler Paul'u Susan'ın cinayetindeki şüpheliler listesinden çıkardı. Soruşturmanın bu noktasında Susan ve kızı Shane'in cansız bedenlerinin otopsi sonuçları geldi. Uzmanlar sonuçlar sayesinde Susan'ın cinsel istismara uğramadığını tespit etti. Fail, Susan'ı bir telefon kablosuyla boğmaya çalışmış olsa da ölümüne neden olan göğsüne aldığı bıçak darbesiydi. Shane'in cansız bedeni üzerinde yapılan otopsi sonuçları herhangi bir yara almadığını ve ölümünün bir hafta boyunca bir yardım almaksızın yatakta tek başına yattığı için susuzluktan kaynaklandığını gösterdi. Soruşturmanın bu noktasında dedektifler böylesine vahşi bir suçun failinin kim olabileceği konusunda tahminde bile bulunamıyorlardı. Sadece iki tek gerçeği biliyorlardı. İlk gerçek, Susan'ın iç çamaşırında başka birinin kızıl saçları bulunduğu için failin kızıl saçlı olma ihtimalinin çok yüksek olduğuydu. İkinci gerçek ise Susan'ın faili büyük olasılıkla tanıyor olmasıydı. Zira failin evine girmesine kendisi izin vermişti. Bu kadar az kanıta rağmen dedektifler kısa sürede yeni bir şüpheli adam buldular. Birçok bölge sakini polise John Gordon Purvis adında 42 yaşında bir adamı işaret etti. Saç rengi kızıl olduğu için hemen polisin dikkatini çekti. Ancak tek önemli ayrıntı bu değildi. John şizofreni hastasıydı ve gelişimsel bir engeli vardı. Zihinsel sağlık durumu nedeniyle hayatı boyunca annesiyle birlikte yaşamıştı. Annesi John'a neredeyse küçük bir çocuk gibi bakmak zorundaydı. Bölge sakinlerine göre John, son zamanlarda Susan'a karşı takıntılı davranışlar sergilemekteydi. Sık sık onu takip ediyor, sosyalleşmeye çalışıyor ve hatta onunla flört ediyordu. Ve genellikle Susan'ın evinin yakınlarındaydı. Susan ilk bakışlarda John'un psikolojik durumunu bildiği için onun davranışlarından pek endişe duymuyordu. Ancak John'un davranışları her seferinde daha da saplantılı hale geliyordu. Sık sık Susan'la buluşmak için fırsat kolluyordu ve ona karşı bir şekilde de olsa dokunarak temasa geçmeye çalışıyordu. Elbette Susan bundan rahatsız olmuştu ve bu tür durumlardan kaçınmaya çalışıyordu. Susan'ın arkadaşları bu durum yüzünden onu polise gitmeye bile teşvik etmeye başladılar. Ancak Susan bunu yapmadı. Buna ek olarak dedektifler, Susan'ın kasabada John ile sorun yaşayan tek kadın olmadığını öğrendi. John'un hastalığı için ilaç aldığı yerel eczanedeki eczacıya göre, John birkaç kez yerel kadınlara karşı saldırgan davranışlar sergilemiş ve onlara müstehcen sözlerde bulunmuştu. John hakkında aldıkları şüpheli bilgiler üzerine dedektifler, onu polis karakoluna sorgulamak için çağırmıştı. Ve John da annesiyle birlikte karakola gitmişti. Sorgulama sırasında John çok gergin ve içine kapanık görünüyordu. You know why we're interested in talking to you? Because you live in the neighborhood where a young lady was killed. I know that. Were you over at the house? I was at the house. Yes. Okay. I did not kill the girl. I did not kill the girl at all. Well, I didn't say that you did. I just had a conversation with her. What was the conversation about? Nothing. Nothing at all. Dedektiflerin John'u, Susan'ın cinayetinin şüpheli faili olarak ciddi bir şekilde değerlendiğini fark eden annesi, sorguyu durdurdu ve dedektiflere oğluyla ancak kişisel avukatlarının huzurunda tekrar konuşabileceklerini söyledi. Sorgulamanın yarıda kesilmesine rağmen dedektiflerin, John'un Susan'ın cinayetine karıştığına dair şüpheleri güçlenmeye başladı. Saç rengi, garip davranışları, Susan'a olan ilgisi, tüm bu gerçekler John'u baş şüpheli haline getirdi. Dedektifler tüm dikkatlerini bu adama odakladılar. Ancak John'un annesi soruşturmanın önünde büyük bir engeldi.
Dedektifler için John'u annesinin yanında olmadan sorgulamak çok önemliydi. Bu ise oldukça zordu. John, annesine o kadar bağlıydı ki dişlerini bile onun talimatıyla fırçalıyordu. Dedektifler, John'un ilaçlarını almak için eczaneye gittiğinde çoğunlukla yalnız olduğunu tespit etti. John'un ilaçlarını almak için hangi gün ve hangi saatlerde gittiğini öğrenen dedektifler, uygun bir zaman seçerek eczanenin dışında onunla buluşmuş ve kendileriyle birlikte karakola gelmesini istemişlerdi. John'un gergin ve dedektiflere direnmemesi onları şaşırtmıştı ve dedektiflerin istediklerini hemen kabul etmişti. John'un ruh sağlığı sorunları göz önüne alındığında dedektifler John'u resmi olarak sorgulamadan önce bir psikiyatristin onunla konuşması gerektiğine karar verdiler. Psikiyatristin John'la konuşması, John'un belirli bir takım resimlerde ne gördüğünü anlatması gereken standart bir psikolojik testle başladı. Bu test çok uzun sürmedi çünkü birkaç dakika sonra John, psikiyatriste Susan Humvee'yi öldürdüğünü itiraf etti. Psikiyatrist, olayların bu şekilde gelişmesi karşısında şaşkındı. Ancak mesleki deneyimine dayanarak John'un yalan söylemediği sonucuna varmıştı. John'un itirafından sonra kendisi dedektifler tarafından sorgulanmaya alındı. Onlara işlediği suçun nedenini Susan'a aşık olması ve Susan'ın onun tekliflerini reddetmesi olduğunu söyledi. Susan'ı bir telefon kablosuyla boğduğunu ve bıçakla yaraladığını itiraf etmişti. Ayrıca suçun işlendiği gün Susan'ın giydiği iç çamaşırının rengini de doğru olarak tespit etmişti. Bu bilgi sadece polis ve adli tıp tarafından biliniyordu. Dedektiflerin John'un Susan'ın ölümüne karıştığına dair şüpheleri kalmadı ve onu tutukladılar. John'un annesi bunu öğrendiğinde hemen polis karakoluna gitti. Polise John'un bir çocuk zekasına sahip olduğunu ve kendisinden istenen her şeyi söyleyebileceğini söyledi. Polise konuşmak için yaptığı tüm girişimleri başarısızlıkla sonuçlandı ve artık her şey için çok geçti. John çoktan tutuklanmıştı ve polisin elinde John'un cinayeti itiraf ettiği bir ses kaydı vardı. Yaşanan suçtan 2 yıl sonra John, 1985 yılında yargılandı. Duruşma sırasında John, itirafını geri aldı. Ona göre başlangıçta cinayeti itiraf etmişti. Çünkü polis, suçu itiraf ederse eve gitmesine izin vereceğine dair söz vermişti. Buna ek olarak yargıç, polisin John aleyhinde yeterli fiziksel kanıt toplamadığını düşündü. Ancak jüri, oy birliğiyle John'un suçlu olduğuna karar verdi. Mahkeme, onu ömür boyu hapse mahkum etti. Duruşmadan sonra bölge halkı kasabalarında bir kez daha kendilerini güvende hissedebilecekleri için çok mutluydu. Ancak John'un mahkeme cezasını kabullenmeyen tek bir kişi vardı. Bu kişi ise tabii ki de annesiydi. John hapse atıldıktan kısa bir süre sonra annesi davayı mahkemeye temyize götürdü. Ona göre John suçlu değildi ve hastalığının etkisi altında suçu itiraf etmişti. Mahkeme bu itirazı reddetti ama John'un annesi pes etmedi. Her yıl davayı tekrar tekrar temyize götürdü ama hiçbir sonuç alamadı. ...1992 yılında John'un tutuklanmasının 8. yılında annesi elindeki son nakit birikimlerini topladı ve iyi bir avukat tuttu. Bu avukat, yerel polisten 8 yıl önce John aleyhinde toplanan tüm dava dosyalarını talep etti. Avukatın talebini yerine getiren yerel polis şefi, dedektif Tim Branson ve Bob Williams'dan Susan'ın öldürülmesiyle ilgili tüm soruşturma belgelerini yeniden incelemelerini istedi. Tim Branson ve Bob Williams'ın 8 yıl önce davayı soruşturan meslektaşlarının yeterliliği konusunda hiçbir şüpheleri yoktu. Ancak arşivlerdeki belgeleri kontrol etmeye başladıklarında davanın soruşturulmasında ne kadar ihmalkar davranıldığını anladılar. Kayıt edilen cinayet itirafı dışında John aleyhinde başka hiçbir gerçek kanıt olmadığını öğrendiler. Dahası John'un itirafı suçun gerçek unsurlarıyla örtüşmüyordu. John'a göre Susan'ın annesinin evinden getirdiği bir telefon kablosuyla öldürmüştü. Aslında Susan evinde bulunan bir telefon kablosuyla boğularak öldürülmüştü. Soruşturma kayıtlarına göre John, Susan'ın suç günü giydiği normal kıyafetlerin rengini yanlış tanımlamıştı. Dedektif Tim Branson, John'un Susan'ın iç çamaşırının rengini yanlışlıkla tahmin ettiğini öne sürmüştü. Ayrıca John, polise Susan'ı 3 ya da 4 kez bıçakladığını söylemişti. Ancak adli tıpın bulguları Susan'ın cansız bedeninde sadece bir bıçak yarası olduğunu göstermişti. Olay yerinde John'a karşı fiziksel hiçbir kanıt bulunamadı ve Susan'ın iç çamaşırında bulunan kızıl saç bile John'a ait değildi. Dedektif Tim Branson, soruşturmadaki hataları düzeltmek amacıyla John'un akıl hastanesinin ayrıntılarını öğrenmeye karar verdi. Doktorların John'a çocukluğundan beri kronik farklılaşmamış şizofreni teşhisi koyduğunu keşfetti.
farklılaşmamış şizofreni, bu hastalığın çeşitli diğer türlerinin semptomlarını içeren özel bir şizofreni türüdür. Farklılaşmamış şizofreninin ana belirtileri kalıcı işitsel, görsel ve hatta dokunsal halüsinasyonlar, hafıza bozukluğu ve gerçekliğin yanlış kabulü ve sanrıların ortaya çıkmasıdır. Tim Branson'a göre John'un akıl sağlığının karmaşıklığı göz önüne alındığında cinayeti itiraf etmesi ciddiye alınamazdı. Hapishanede masum bir adamın bulunabileceğini fark eden dedektif Tim Branson, yerel savcıyla temasa geçerek davanın soruşturmasında tespit ettiği tüm hataları anlattı. Savcı, soruşturmada bir hata olsa bile dedektifin suçluluğuna dair kanıtlarla birlikte yeni bir cinayet zanlısı sunana kadar mahkemenin davayı yeniden görmeyeceğini söyledi. Tim Branson, cinayetten 8 yıl sonra gerçek suçluyu bulmanın neredeyse imkansız olduğunu düşünse de pes etmemeye ve tüm polis arşivlerini bir kez daha dikkatle kontrol etmeye karar verdi. Böylece Susan'ın cinayetle ilgili soruşturmanın klasörlerinden birinde Colorado'nun Aspen kentinden bir kadın tarafından yazılmış 7 yıl öncesine ait bir mektup buldu. Bu mektupta kadın, kocasının babası olan Robert Wayne Beckett'in Florida'dan genç bir kadını öldürmekle övündüğüne dair konuşmalar duyduğunu anlatıyordu. Susan'ın cinayetini soruşturan dedektifler, John Purvis'in suçlu olduğuna ikna oldukları için bu mektubu dikkate bile almamışlardı. İlk bakışta hayatını kaybeden Susan ile mektupta adı geçen Robert Beckett'in birbirleriyle hiçbir ilgisi yoktu. Ancak dedektif Tim Branson, mektuptaki bilgilerin gerçekliğini doğrulamaya karar verdi. Mektubu yazan kadınla temasa geçti ve onunla yaptığı konuşmadan sonra Robert Wayne Beckett'in Susan'ın eski kocası Paul Hamvin'in yakın bir tanıdığı olduğunu öğrendi. Aralık 1992'de dedektif Robert Beckett'i ziyaret etti. O sırada Robert ölümcül bir kanser hastasıydı ve hastalığının son aşamalarındaydı. Dedektif Tim Branson ile yaptığı görüşmede Robert başlangıçta suçla herhangi bir ilgisi olduğunu reddetti ancak daha sonra daha açık konuşmaya başladı. Hastalığının ciddiyeti nedeniyle Robert'ın yaşamak için çok az zamanı kalmıştı ve kalan hayatının bu kısa bölümünü hapishanede geçirmek istemiyordu. Dedektiflere davada yargılanmaması karşılığında suçla ilgili gerçeği anlatabileceğini teklif etti. Dedektifler bu teklifi çok şüpheli buldular. Ancak başka seçenekleri kalmamıştı. Çünkü suçtan 8 yıl sonra yeni kanıt bulmak çok zor olacaktı. Robert'ın teklifini kabul ettikten sonra hikayesini dinlediler. Robert'a göre Susan'ın eski kocası Paul Hamvin boşandıktan sonra nafaka ödemek istememişti. Ve Robert'a Susan'ı öldürmesi için $14,000 teklif etmişti. Bu teklifi kabul edip parayı aldıktan sonra Robert, Paul Serio adında bir suç ortağı tuttu. Robert ve Serio birlikte Susan'ın yaşadığı Fort Lauderdale şehrine gittiler. Robert kapıya geldiğinde Susan'ın onu eve alacağından emindi. Çünkü birbirlerini Susan ve Paul'un düğününden tanıyorlardı. Susan'ın evine vardıklarında Robert ona Paul'dan boşanması hakkında konuşmak ve ona bazı yararlı tavsiyelerde bulunmak istediğini söyledi. Susan, Robert ve Serio'yu evine aldı ve onlara kahve ikram etti. Susan mutfaktayken kahve yapmak için onlara sırtını döndü. Bu sırada ise Robert ona saldırdı. I struck her from behind with the pistol to render her unconscious. When I did, she fell back and I put my hands around her throat. I was trying to choke her. Robert, Susan'ı boğmaya çalıştıktan sonra bir bıçak aldı ve onu göğsünden bıçakladı. Robert ve Serio, suçu tecavüz gibi göstermek için Susan'ın pantolonunu ve iç çamaşırını çıkarmaya karar verdiler. Bu şekilde soruşturmayı karıştırmak istediler ve başardılar. Robert, dedektiflere Susan'ın kızı olan Shane'in ölümünün planlarının bir parçası olmadığını söyledi. Paul Hamvin'in cinayetten kısa bir süre sonra karısının kendisiyle irtibata geçmediği bahanesiyle polisi arayacağından ve böylece polisin Susan'ın ölümünü ortaya çıkaracağından emindi. Kızı Shane'in öldürülen annesiyle birlikte hiçbir yetişkinin yardımı olmadan evde bırakıldığını bilen Paul Hamvin polisi hiç aramadı ve böylece kızını yavaş bir ölüme terk etti. Susan'ın cinayetinin nasıl işlendiğine dair yeni bilgiler edinen dedektifin, Paul Hamvin ve Serio'nun suçlu olduğuna dair kanıt bulması gerekiyordu. Çünkü Robert'ın ifadesi tek başına yeterli değildi. Dedektif Robert'a, Paul Hamvin ve Serio'yu telefonla araması ve konuşmalarında Susan'ın cinayetinden bahsetmesini, böylece suça karıştıklarını teyit etmelerini söyledi. Robert, dedektiflerin isteğini yerine getirdi ve aralarındaki telefon konuşması bir ses kayıt cihazına kaydedilerek mahkemeye sunuldu. Ocak 1993'te Paul Hamvin ve Serio tutuklanmıştı ve ikinci derece cinayetle suçlanmışlardı. Bu dava için hazırlıklar sürerken 15 Ocak'ta John Purvis Susan'ın cinayetinden suçsuz bulundu ve 10 yıl hapse yattıktan sonra hapishaneden çıktı. Nihayet adalet bekleyen annesiyle yeniden bir araya geldi. Ne yazık ki John'un akıl sağlığı hapiste kaldığı süre boyunca daha da kötüleşti. Kendisine yardımcı olan kapsamlı bir psikolojik tedavi gördü.
Mart 1994'te Paul Hanvey ve Serio yargılandı ve ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Cinayeti fiziksel olarak işleyen Robert olmasına rağmen suçu dedektiflere itiraf etmeyi kabul etmesi nedeniyle mahkeme tarafından suçlanmadı. Robert'ın kiralık bir cinayet işlemeyi bu kadar kolay kabul ettiği düşünüldüğünde dedektifler onun daha önce de suç işlemiş olabileceğini düşündüler ve haklı çıktılar. Dedektifler kapsamlı bir soruşturma yürüttükten sonra Robert'ın 1981 yılında bir başka genç kız cinayetine karıştığını keşfettiler. Suçunu kanıtlamayı başardılar ve Robert ömür boyu hapis cezası aldı. Robert hapishanede çok az zaman geçirdi çünkü 1997 yılında kanserden hayatını kaybetti. Dear Shane, I hope I can always do what is right for you and keep you safe, warm, happy, loved, and free. I adore you, and you mean the world to me. Life can be so hard at times, but I plan on doing the best I can for my beautiful baby girl. All my love, Mother. Şizofreni, düşünce, duygu ve davranıştaki bozulmalar ile tanımlanan bir bozukluktur. Şizofreni hastası olan kişiler diğer insanlardan ve günlük gerçeklikten uzaklaşarak tuhaf inançlar, ki buna sanrılar deriz, ve halüsinasyonların, bunlara da varsanılar deriz, olduğu bir hayat yaşarlar. Aynı zamanda şizofreni tanısında belirti aralığı oldukça geniştir ve teşhis için uygulayabileceğimiz bir test maalesef ki yoktur. Buna rağmen tüm bu belirtiler bir kişinin düşünme, hissetme ve davranış biçimi dahil olmak üzere her yönünü istila ederler diyebiliriz. Teşhis koyarken aradığımız belirtilerin arasında sanrılar, halüsinasyonlar, darmadağınık konuşma ve düşünme, dağınık veya katatonik davranışlar gibi belirtiler bulunmaktadır. Bu belirtilerin bazılarını şu şekilde açıklayabiliriz. Sanrılar, gerçekliğe uygun düşmeyecek ve açık bir şekilde görünen karşıt bir veriye rağmen varlığını sürdüren düşüncelerle açıklanabilir. Örneğin, bir başkası benim aklıma bir düşünce soktu veya ben elimi oynatarak suyu hareket ettirebiliyorum gibi. Halüsinasyonlar, yani varsanılar ise bir kişinin aslında dış dünyada var olmayan şeyleri gördüğü, duyduğu, kokladığı, tattığı, hatta dokunduğu şeylerdir. En yaygın çeşit ise işitsel varsanılardır. Yani aslında var olmayan bir şeyi ya da birini duymaktır. Bu varsanılar sürekli kötü şeyler söylemek, göstermek veya deneyimletmek üzerine kurulu değildir. Ama her şekilde gerçekliğin dışında var olduğu için kişi için sorun teşkil eder. Darmadağınık konuşmada ise kişi düşünce ve konuşmasını takip etmekte zorlanmaktadır. Örneğin siz bu kişiye bugün mutlu musun diye sorduğunuzda size bugün limon aldım diye cevap verecektir. Limon ne demek dediğinizde ise kediler çiftleşmek istiyorlar diyebilir. Anlamadığınızı ifade ettiğinizde ise bir anda size elmalı kurabiye tarifi vermeye başlayabilir. Tedavi süreci ise çoğu zaman kısa süreli hastaneye yatışları, medikal tedavilerle birlikte, yani kullandığımız antipsikotik ilaçlarla birlikte psikoterapi uygulanmasıdır. Fakat şizofreninin tam anlamıyla tedavisi vardır diyemeyiz. Bireyler genelde şizofreniyle yaşamayı ve şizofreninin neden olduğu semptomları azaltmayı ya da görmezden gelmeyi öğrenebilirler. Tabii ki, fakat normal terimini nasıl tanımladığımıza göre bu durum değişebilir. Günlük yaşam aktiviteleri işlevsellik anlamında elbette mümkündür, fakat bu hastalık bazı zorlukları beraberinde getirecektir. Şizofreni kronik bir hastalıktır. Kronik hastalığın kişinin hayatında uzun bir süre boyunca, hatta bazen ömür boyu yaşayacak olmasını ifade eder. Bu yüzden sürekli devam eden bir tedavi sürecine kişinin kabullenmesi gerekmektedir. Aynı şekilde çevresinin desteği de bu konuda çok önemlidir.
kullandığımız ilaçlar ve psikoterapiler sayesinde kişi hastalığın onu yönettiği değil de onun hastalığı yönettiği bir noktaya gelebilir ve bu noktada keyifli ve normal bir hayat sürmeye başlayabilir. Bir önceki soruda da söylediğim gibi hayat boyu sürecek olan bir tedavi süreci mevcut. Ve bu tedaviye bağlılık olduğu sürece, yani ilaçlara ve psikoterapiye bağlılık olduğu sürece semptomlar azalır ve dolayısıyla tedavi sıklığı da azalır. İlk tanı koyulduğu zaman ataklara ve belirtilere göre hastaneye yatış bile gerçekleşebilirken tedaviyi ve hastalığı kabullenme sonrasında tedavi sıklığında azalma görmemiz mümkündür. Kişiden kişiye ve hastalık seyrine göre değişeceği için kesin bir sıklık söylememiz mümkün değildir. Bu süreç değişkendir. Tam tersi, genelde kişi çok ağır sanrılar, halüsinasyonlar görmüyorsa veya çok ağır şizofreni atakları yaşayarak diğer canlılara ve kendisine karşı zarar verme davranışı göstermiyorsa, tehlike arz etmiyorsa ilaçlar ve psikoterapi yeterli olacaktır. Genelde şizofreni ile akıl hastanelerine yatışı sağlanan insanlar sürekli değil, alevlenme dönemi yani psikoz atağı sakinliğine kadar gözetim altında kalırlar ve kısa süreli bir yatış olur. Çok nadiren uzun süreli yatışlar şizofrenide görülebilir. Şizofreni rahatsızlığına sahip birisiyle iletişim kurarken en çok dikkat etmemiz gereken nokta, sabırlı, destekleyici ve empatik olmamız ve yargılama yapmadan yaklaşmamız gerektiğidir. Unutmamamız gerekir ki bu bireyler genelde gerçeklikten kopuk yaşarlar. Bu nedenle bir konuyu onlarla konuşmak, bir olayı mantık çerçevesinde onlara açıklamak çok daha zordur. İletişim kurarken ihtiyaç ve isteklerini daha iyi anlayabilmek için vücut dillerine de dikkat etmek çok çok önemlidir. Videoda gördüğümüz vakada John, Susan'ı takıntı haline getirmişti ve daha önce farklı kadınları da takıntı haline getirdiği bilgisine polisler ulaşmıştı. Bu takıntı onu takıntıdan öteye gitmemesine rağmen yıllarca suçsuz yere hapis yatmasına sebep olabilecek bir noktaya getirdi. Burada destekleyici davranarak John'un gereken ilaç ve psikolojik tedavi almasına yardımcı olmak, rahatsız olduğu veya farklı düşündüğü konuları yavaşça ve nedenleriyle birlikte açıklamak ve bunu sindirebilmesi için John'a zaman vermek Susan için çok daha sağlıklı bir iletişim yöntemi olabilirdi. Bu sorunun cevabı hastalığın seviyesine göre değişmektedir. Yine de soruşturma sırasında bu hastalıklardan müzdarip kişilerle görüşme yapılması gerekiyorsa bir ruh sağlığı çalışanı tarafından bir ön görüşme yapılmalı ve kişi soruşturma için elverişli durumdaysa bile farklı ihtimaller göz önünde her zaman için bulundurulmalıdır. Genel olarak patolojik bir rahatsızlığa sahip olan insanlar özellikle şizofreni, mental retardasyon, buna yani zeka geriliği diyebiliriz. Bu kişiler ifade verseler bile suç durumunda bu teşhisler kusuru azaltır veya ortadan kaldırır. Bu teşhisleri almış kişilerin işlediği suçun sonuçlarını algılayamadığı veya davranışlarını engelleme yeteneğinin olmadığı için hapis cezası genellikle bu kişilere verilmemektedir. Uzun yıllar süren savaşlardan sonra yapılan psikolojik çalışmalar sonrasında ulaştığımız noktada savaşın yıkıcı etkilerine şahit olan bireylerin diğer bireylere oranla psikolojik sorunlar yaşama olasılığının çok daha yüksek olduğu bilgisine ulaşabiliriz. Özellikle travma sonrası stres bozukluğu, depresyon, madde kullanım bozuklukları ve intiharlar sıklıkla görebileceğimiz psikolojik rahatsızlıklardan sadece birkaçı. Susan'ın eski eşi Paul'a baktığımızda alkol kullanımı sonrası fiziksel güç uygulamasını görebiliyoruz. Her ne kadar alkolün etkisi olsa bile fiziksel güç uygulanması travma sonrası stres bozukluğuna işaret edebilir. Paul belki de psikolojik olarak savaştan hiç çıkmamıştı ve kendisine ilişkinin içerisinde bile tamamen hissetmeden bir çocuğu olacağını öğrendi. Bir çocuk sahibi olmak çok büyük ve köklü bir değişimdir.
herhangi bir psikolojik teşhisi olmayan, toplumun normal olarak nitelendirebileceği insanları bile aşırı derecede etkileyebilecek güce sahip olan bu durum, psikolojisini tam olarak anlamaya fırsatımızın olmadığı ve sadece varsayımlarla hareket edebileceğimiz, sadece elimizdeki bilimsel araştırmaların ışığında analiz yapabildiğimiz bir savaş gazisi için çok daha zor olmalı. Bunun üzerine evliliğin başında yapılan sözleşmenin boşanma sırasında baskı altında imzalandığını söyleyerek geçersiz duruma düşmesini sağladığı için hayatında son dönemlerdeki yaşadığı bütün sorunların ve travmaların suçlusu olarak Susan'ı görerek onun ölümünü istemiş olabilme ihtimali çok yüksek görünmekte. Savaş gazilerinin savaş deneyimini yaşadıktan sonra şiddet içeren davranışlara karşı daha fazla yatkın olabileceği düşüncesi, Birinci Dünya Savaşı'nın hemen ardından ortaya çıkmıştır. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ise şiddet içeren suçlarda bir artış olduğunu gösteren suç istatistikleri, halkın, basının ve politikacıların zihninde savaş gazileriyle şiddet arasındaki bağlantının güçlenmesine sebep olmuştur. Bununla birlikte herhangi bir nedensel bağlantı kurmak için gerekli olan veri türü o sırada mevcut olmadığı için kesin bir sonuca varılmamıştır. Günümüzde yapılan bazı araştırmalar sonrası, gazilerin çevrelerine uyguladığı şiddetin, travma sonrası stres bozukluğu ve alkol madde bağımlılığı gibi savaş sonrası karşılaşabileceğimiz psikolojik rahatsızlıklardan olabileceğine dair düşünceler bulunmaktadır. Bu sorunun da bir önceki soru gibi kesin ve net bir cevabı bulunmamakla birlikte, yapılan araştırmalar sonucunda ulaşılan sonuca göre savaşın insanlarda bulunan karanlık tarafı ortaya çıkardığına dair bazı düşünceler vardır. Travma sonrası stres bozukluğunun şiddete neden olduğunu söylemek yanlış olsa da odaklanmamız gereken gerçek şudur ki travma sonrası stres bozukluğu ile savaş sonrası artan cinayetler arasında bir bağlantı vardır. Ve bu sadece geçici bir korelasyondan çok daha fazlası gibi görünmektedir. Bir savaş bölgesinde hizmet etmek insanları çok ciddi ahlaki zorluklara maruz bırakır ve savaş deneyimi bir katalizör görevi görebilir. Bu da bazı insanları ahlaka karşı daha az istikrarlı ve daha şiddete ve cinayete meyilimli hale getirebilir. Yani evet, gazi olması karısını hatta çocuğunu öldürmesinde bir etkiye sahip olabilir. Hepimiz hayatın getirdiği zorluklarla karşılaşıyoruz ve bu zorluklarla baş etmek bazen kendi başımıza üstesinden gelmekte zorlanabileceğimiz bir süreç olabiliyor. Ancak unutmayalım ki duygusal sağlığımızı korumak ve geliştirmek, güçlü ve sağlıklı ilişkiler kurmak psikolojik sağlamlılık gerektirir. Psikolojik destek aramak bir zayıflık işareti değil, tam tersine bir cesaret eylemidir. Kendi duygusal refahımıza önem vermek, içsel gücümüzü ortaya çıkarmak ve hayatın getirdiği sorunlarla başa çıkmak için gerekli adımları atmaktır. Her birimiz benzersiz bir hikayeye ve yaşam mücadelesine sahibiz. Kimi zaman bu mücadeleleri paylaşmak, duygusal yükümüzü hafifletmek ve daha sağlıklı bir bakış açısı kazanmamıza yardımcı olmak olabilir. Psikolojik destek aramak bu anlamda çok önemli bir adımdır. Eğer bir dostunuz, aile üyesi ya da siz bu desteğe ihtiyaç duyuyorsanız lütfen yardım istemekten çekinmeyin. Birbirimize destek olmak, birlikte büyümek ve sağlıklı bir topluluk oluşturmak için buradayız. Unutmayın, güçlü olmak, güçlü hissetmek ve destek aramak insan olmanın doğasında var. Ve bu güzel bir özellik. Bizler sizler için buradayız, psikolojinize ve size önem veriyoruz. Lütfen yardım istemekten çekinmeyin. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmayı, videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.